İyi günler. Bu videomuzda Bihamut'un BİE 6001 çocuk masa sandalye takımının kurulumunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle kutumuzu bir açalım. İçimizde böyle muhteviyatlı parçalar var. Kurulum kılavuzu da var. Tabi bazen kurulum kılavuzu yeterli açıklamalarda bulunmuyor. Bunun için ben size rehberlik yapmaya çalışacağım. Ben öncesinde şöyle ilk sandalyeyi kurdum. Acemili matbaa anlamında. Şöyle bakabiliriz. Şimdi de beraber diğer sandalyeyi, daha sonra da masayı kuracağız. Evet, bütün parçalarımızı çıkardık. Kategorileri ayırdık burada. Şimdi ikinci sandalyemizi yapmaya başlayacağız. Evet, şunlar sandalye parçalarımız. Bunları alıyoruz. Bunlar ön ayakları, kısa ayaklar. Gördüğünüz gibi burada bir tane delik var. Yanlarında da bir tane, bir tane. Diğer tarafında da ikişer tane delikleri var. En kısa parçalar bunlar. Daha sonra da en uzun parçaları alıyoruz. Bunlar da sandalyemizin arka ayakları. Yaslanma kısmının olduğu kısımlar. Bunlarla başlayalım. Kurulum kılavuzuna baktığımızda en uzun ayaklarla şurada bulunan sabit şu parça, hiçbir tarafında delik yok bakın. Sadece yanlarında ikişer tane delik var. O parçayı sabitlemekle başlayacağız en uzun parçaya. Bahsettiği parça bu. Bakın sadece yanlarda iki tane deliği var. Başka hiçbir yerde delik yok. Şimdi bunu en uzun parçaya montajını yapacağız. En uzun parçamız buydu. Bu üst kısmı en uzun parçamızın. Bunu şu şekilde buraya monte ederek başlayacağız. Monte etmeden önce vidalarımızın arasından şuradan takozumuzu ikinci deliğe takıyoruz. Daha sonra buradaki geniş deliğe takozu denk getiriyoruz. Daha sonra da buradaki şu vidamızı kullanıyoruz. Burgulu. Bunu yandan takıyoruz. Bunun için anahtarımız var zaten. Yanında anahtarı geliyor. Bu anahtar yardımıyla bunu takacağız. Sıkıyorsunuz. Evet, parçamız şu şekilde sıkıştırdık. Şimdi ikinci parçaya geçeceğiz. Kılavuzumuza bakalım. Bakın kılavuzumuzda şuradaki ikinci parçayı görüyorsunuz. Bunu bulalım. Bu hangisiydi? Bu da şu parçamız. Kılavuzumuzdaki şu parça, yani şuradaki parça, bu parça. Bakın iç tarafları delik, bir tarafı vidalı, bir tarafı da takoz takacağız. Bunu bunun ikinci kısmına, yani buraya montajını yapacağız şu şekilde. Bunun için önce ikinci deliğine, bakın şu fitil üst kısma gelecek. İkinci deliğini takıyoruz. Şuraya da şunu yerleştiriyoruz, şu parçayı, metal. Bu yuvaya koyuyoruz. Daha sonra buraya denk getirerek şuradan bu uzun vidalardan bir tane alıp şu yandan koyduğumuz parçanın içine geçecek şekilde vidalıyoruz. Evet, bu parçamızı anahtar yardımıyla sıkıştırıyoruz. Evet, sıkıştırdık. Şimdi ikinci uzun çubuğumuzu alıyoruz. Bu da yine aynı sonun sandalyenin arka kısmıydı. Bunu da
şekilde monte edeceğiz buraya. Yine aynı şekilde takozlarımızı koyuyoruz. Alt kısımları hep ikinci deliklere koyuyoruz takozlarımızı. Şu şekilde koyduk. Şu şekilde geçiriyoruz. Denk getirip ikinci deliklerimize. Evet. Geldi. Şimdi ilk önce üstteki vidamızı, yani şu tırtıklı olan vidamızı üst kısmına takacağız. Yine anahtar yardımıyla takalım bunu. Çok fazla sıkıştırmayın. Yani aşırı derecede güç uygulamayın. Evet, bunu sıkıştırdık. Şimdi gelelim ikinci deliğe. Yine yuvasına şu parçamızı koyuyoruz. Bunu koyduk. Sonra kenardan yine şu vidayı şu yan taraftan sokuyoruz. İlk önce elimizle bir sıkıştıralım, sıkıştırabildiği kadar. Daha sonra da anahtarla sıkıştırırız. Çünkü yuvaları çok derin değil. Tam girmiyor anahtar. O yüzden kayabiliyor. Evet, bunu da sıkıştırdık. Bu parçamız da tamam. Şu şekilde arka kısmının montajını tamamladık. Şimdi montaj kataloğumuza bakalım. Şimdi şu parçaları monte edeceğiz buna. Bunlar hangi parçalar? Bakalım tek delikli. Evet, bahsettiği parçalar bunlar. Yanlarında tek delik var. Ve gövdelerinde de oyuk var. Şimdi bunları şu büyük parçamıza monte edeceğiz yine. Yine büyük parçamızı alıyoruz. Fitiller yukarı gelecek şekilde, yani şuraya monte edeceğiz onu. Arkadan vidamızı takacağız. İç taraftan da yuvaya yine oturtacağız. Evet, yine iç kısmına bu parçayı koyuyorum. Daha sonra sandalyemin arka kısmını getiriyorum. Yani şu şekilde gelecek. Şu şekilde tutuyoruz sandalyenin büyük kısmını. Deliğe denk getiriyoruz. Parmağımla o vidayı tutuyorum şu gövdeden. Buradan sokuyorum vidayı. Buradan da bunu. Sonra sıkıştırıyorum. Bakın sandalyemiz şu an şu şekilde. Şimdi ikinci parçayı da takacağız oraya. Yine fitil yukarı gelecek. Yani şu şekilde buraya monte edeceğiz. Bunun için yuvaya yine metal parçamızı koyuyorum. Bunu elimle tutuyorum. Daha sonra sandalyenin şu kısmına gelecek şekilde vidamı yerleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi şuradan vidamı şu şekilde takacağım buraya. Sıkışmış. Şu an sandalyemiz bu durumda. Şimdi montaj kılavuzumuza baktığımızda öndeki kısa ayaklarını yapacağız. Onu yapmak için de en kısa olan parçaları alacağız. Ve araya da şu parçayı koyacağız. Sandalyenin ön kısmına gelecek olan parça da bu. Oluklu. Yanlarda ikişer tane delik var. Ortalarında da yuva var. Kanalımız yine üst kısma gelecek. Bunlarla kısa olan ön ayakları birleştireceğiz. Bunun için yine kanallar, dediğim gibi, üst kısma gelmesine çok dikkat edin. Bu şekilde monte edeceğiz bunları. Öncelikle şuralara, alt kısımlarına, yani fitil yukarıda, bunların alt kısımlarına takoz koyacağız.
Yuvasına yine şu metal parçayı koyacağız. Bunu da koyuyorum. Şu vide yerlerine denk gelmesine dikkat edin. Daha sonra da kısa ayağı şu şekilde takoz şuraya gelecek şekilde birleştireceğiz. Daha sonra da uzun vidayı şuradan sokarak vidalayacağız. Sıkıştırıyoruz. Tamam. Şimdi diğer tarafına da diğer kısa ayağı monte edeceğiz buraya. Evet, yine alt kısmına takozumuzu koyuyoruz. İç kısmına yine metal yuvamızı koyuyoruz. Ve ayağımızı şu şekilde takozu denk gelecek şekilde takıyoruz. Vidamızı buradan tam metal parçanın şöyle biraz döndürebilirsiniz denk gelmediği zaman. Yuvanın içine tam oturması lazım. Evet. Evet, anahtarımızla da sıkıştıralım yine. Evet, bu parçamızı elde ettik şimdi. Şimdi büyük parçamıza geçeceğiz. Orada bir işlem yapacağız. Daha sonra da bunları birleştireceğiz. Evet, büyük parçamıza oturacağı kısmı şuradaki raylardan sokacağız. Şimdi de yaptığımız diğer parçayı da buraya monte edeceğiz. Yani şu şekilde gelecek. Bu da buraya girecek. Bunu nasıl monte edeceğiz? İlk önce yine yuvalara şu metalleri koyacağız. Bakın bunun iç taraflarında yine yuvalar var. Şu metalleri oralara koyacağız. Daha sonra parçamızı tam fitili yine oturacak şeyi içine alacak şekilde bakın koydum tam yerleşti. Evet, buradan takıyoruz. Daha sonra diğer tarafı da aynı şeyi yapıyorum. Yine yuvasına bu metal şeyi yerleştiriyorum. İç tarafa. Daha sonra da uzun vidamızı şuradan takıyoruz. Sandalyemizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi sandalyemiz hazır. Şimdi masanın kurulumuna geçeceğiz. Evet, masanın montajına baktığımız zaman ayaklara kısa kenarları monte ediyoruz. Alt kısımlara takozlarını koyup üst kısımdan da vidalarını yine yuvaya, metal yuvaları yerleştirerek montajını yapalım. Evet, ayağımızı aldık. Ayağımızın şu bir tarafında çift delik var. Bunun alt kısmına takozumuzu yerleştirdik. Daha sonra fitil üste gelecek şekilde yine şu şekilde takıyoruz. Ortaya yuvamıza metal yuvayı takıyoruz. Daha sonra da şu uzun vidalardan şu şekilde buraya takıyoruz. Evet. Diğer tarafına da diğer ayağımız gelecek. Alt kısmına takozumuzu koyuyoruz. Şu şekilde. Daha sonra da şu şekilde koyuyoruz. Ve uzun vidamızdan bir tane buraya vidalıyoruz.
Evet, masamızın ilk parçası hazır. Evet, yine ayaklarla şuradaki kısa parçayı aldım. Bakın ortada yine delikleri var. İki delikli olan parçayı aldım. Şimdi yine aynı işlemleri buna da yapacağız. Elimizde. Şimdi şu diğer parçaları kullanarak bunları birbirine bağlayacağız. Şu şekilde. Öncelikle bu uzun parçamızı aldık. Ortasına, yuvasına yine bu metal yuvayı yerleştirdik. Bunu şu şekilde buna monte edeceğiz. Yani bunu şöyle yapmamız lazım. Şekilde koyuyorum. Uzun bir dama alıyorum. Ve gelecek şekilde bunu vidalıyorum. Anahtarla da sıkıştırıyorum. Şöyle baktığımızda bu parça tamam. Şimdi diğer kısmına da şu şekilde. Yine bu da buraya gelecek. Metal yuvamı yerleştiriyorum. Metal vidayı tutarak şu şekilde uzun bir dama. Tamam. Şu kısımlar ayakları. Bunlar üst tablasını yerleşeceği kısım. Üst tablasını şuradaki raylardan sokacağız. Yani şöyle yapayım. Daha net gözükebilir. Şimdi tablamızı alıyoruz. Şuradan raylardan geçirerek aşağı doğru itiyoruz. Şöyle yapayım, şöyle çevirelim. Evet, bu parçamızı da şu şekilde yerleştireceğiz. Kısımlarda yuvalara bunu takacağız. Vidalarını atacağız. Buradan vidayı yerleştiriyorum. Sıkıştırarak işlemi tamamlıyoruz. Evet, montajımızı tamamladık. Bu şekilde kurulumunu yaparak çocuğunuz güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.